Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle oklava merdane kullanmadan hazırlayabileceğiniz hamurunda sadece un, su, tuz bulunan çok pratik ve lezzetli el açması börek tarifi paylaşacağım. Hamuru için 2 su bardağı ılık suyu geniş bir karıştırma kabının içerisine alalım. Üzerine 1,5 çay kaşığı tuz ekliyorum. Tuzun erimesi için şöyle bir karıştırıyorum. Kontrollü bir biçimde ununu ekleyelim. Öncelikle 3 su bardağı un ekliyorum. Karıştıracağım. İhtiyaca göre eklemeye devam edeceğim. Hamurumuz toplandı. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Un miktarı unun kalite ve markasına göre değişkenlik gösterebilir. O nedenle kontrollü bir biçimde ekleyerek şöyle bakın çok hafif ele yapışan oldukça yumuşak ve kıvamlı bir hamur hazırlıyoruz. Şimdi hazırladığımız hamuru masanın üzerine alarak 4-5 dakika kadar yoğuralım. Hamuru ne kadar iyi yoğurursanız kıvamı o kadar güzel olur. Bakın kıvamı bu şekilde. Şimdi üzerini kapatarak 10 dakika dinlendireceğim. Hamurumuz dinlendi. Şöyle üzerini açıyoruz ve hamurumuzu masanın üzerine alalım. Şöyle bakın dinlenince daha güzel kıvam almış. Çok hafif un serpiştiriyorum. Şimdi hamurumuzu 12 eşit parçaya bölerek bezeler hazırlayacağız. Hazırladığım bezeleri yuvarlayarak geniş bir tepsinin içerisine alıyorum. Hazırladığım bezelerin üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ döküyorum. Fırça ile yağın her yere gelmesini sağlayalım. Üzerini kapatarak 20 dakika dinlendirelim. Bu sırada da iç harcını hazırlayalım. Böreğimi ıspanaklı hazırlayacağım. Peynirli, patatesli, kıymalı da hazırlayabilirsiniz. Bir adet soğanı yemeklik doğrayarak tavaya aldım. Üzerine 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Soğanı hafif diriliğini kaybedinceye kadar kavuracağım. Soğanımız kavruldu. Üzerine 1 yemek kaşığı salça ekliyorum. Salçayla birlikte de 2-3 dakika kavuralım. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı toz biber, birer çay kaşığı karabiber ve pul biber ekliyorum. Bunları damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Karıştırıyorum ve ocağı kapatacağım. 400 gram ıspanağı temizleninceye kadar güzelce yıkadım. İnce ince doğradım. Şimdi üzerine hazırladığım soğanlı, salçalı, yağlı karışımı ekliyorum. Tuzunu da ekledikten sonra birbirine karışıncaya kadar güzelce karıştıracağım. Dinlenen hamurdan bir tane alıyoruz. Elimizle açabildiğimiz incelikte açalım. Pasta tabağı büyüklüğünde açtım. Ortasına doğru bir çizik atıyorum. Hazırladığım iç harcı şöyle kenarına koyarak üçgen olacak şekilde katlıyorum. İlk katlamadan sonra şöyle kenarlarını bastıralım. Bu şekilde daha rahat katlama işlemini gerçekleştirmiş olacağız. Bu şekilde çevirerek sonuna kadar geliyoruz. Alt kısmından kapatarak bastırıyoruz.
tekrardan bu şekilde üstten bastırarak böreğimizi hazırlıyoruz. Yapılışı oldukça pratik. Böreklerin tamamını hazırladım. Ben dondurucuya kaldıracağım için tepsinin içerisine streç film serdim. Bu şekilde dondurucuya kaldırarak şoklanmasını sağlayacağım. Tek tek donmuş olacaklar. Daha sonra çıkartıp poşetleyeceğim. Börekleri isterseniz hemen de fırına verebilirsiniz. Eğer hemen pişirecekseniz tepsinin altına yağlı kağıt serip börekleri dizip pişirebilirsiniz. Ben böreklerimi dondurup birkaç gün sonra pişireceğim. Börekleri dondurucudan çıkardım. Bakın gayet güzel bir biçimde donmuşlar. Şimdi poşetleyeceğim. Şimdi börekleri tekrardan dondurucuya kaldırıyorum. Pişirmek istediğim zaman çıkartıp pişireceğim. Börekleri buzluktan çıkarttım ve yağlı kağıt serili fırın tepsime yerleştirdim. 15 dakika kadar beklettim. İsterseniz direkt buzlu bir şekilde de pişirebilirsiniz. Bir adet yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı sıvı yağ ekledim. Güzelce karıştırdıktan sonra böreklerin üzerine sürüyorum. Böreklerin üzerine mavi haşhaş serpiştiriyorum. Böreklerimiz fırına girmeye hazır. Fırınımı 180 dereceye ayarladım, ısındı. Tepsiyi fırına gönderiyorum. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Alt üstü güzelce kızarıncaya kadar kontrollü bir biçimde pişirelim. Böreğimiz pişti. Pişmesi için 25 dakika yeterli geldi. Altı üstü nar gibi güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi ilk sıcaklığının geçmesi için soğumaya bırakıyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma halen abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra abone olabilirsiniz. Yapılışı oldukça pratik. Üstelik dondurucuda da kolaylıkla saklayabileceğiniz muhteşem bir börek tarifi. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlardan da yorumlarını bekliyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. Gerçekten muhteşem. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.